Merhaba arkadaşlar, Haydi Gidiyoruz kanalına hoş geldiniz. Ben Mahmut. Ben Jackie. Ben Jackie. Ben Cemal. Bugün sizlerle Lüksemburg'un tarihi kasabalarından biri olan Clevaux'dayız. Buranın nüfusu 5000 civarında. Bu tarihi kasabayı gelin hep beraber gezelim. Arkada gördüğünüz gibi gerçekten masallardan fırlamış gibi. Bizler burada 4 gün boyunca tatil yapıyoruz. Tatil yapmışken sizlere bu güzel yerleri de göstermek istiyoruz. O halde arkadaşlar haydi gidiyoruz. Sizlere dostlar bu güzel tarihi kasabayı gezdirmeden önce Google Earth haritasından tam olarak nerede olduğumuzu göstermek istiyorum. Clevaux kasabası Lüksemburg'un en kuzeyinde yer almaktadır. Burası gördüğünüz gibi Almanya, burası Belçika, burası Fransa. Lüksemburg ise tam olarak burada, ufacık bir ülke. Kuzeyden güneye doğru 82 kilometre, batıdan doğuya doğru ise 54 kilometre uzunluğundadır. Gerçekten çok küçük bir ülke. Almanya'ya, Belçika'ya ve Fransa'ya sınırları mevcut. Bizim bulunduğumuz yer tam olarak burası. Almanya ve Belçika'ya çok yakın bir konumda. Şöyle yaklaşalım. Burası şu an gezdiğimiz ufak kasaba. Yerde olduğu gibi burada da kebapçı var. Milli gururumuz kebap. Clevaux kasabası dostlar, Lüksemburg'un az önce haritada gösterdiğim gibi kuzeyinde Ardennes dağlarının eteklerinde yer alan büyüleyici bir kasabadır. Tarihi orta çağlara kadar uzanan bu kasaba zengin kültürel mirası ve doğal güzellikleriyle bilinir. İlginç bir kilise sesi. Daha önce bu melodi hiç duymamıştı. Şimdi ise kasabanın 116 yaşındaki Clef adındaki bu kilisesine göz atacağız. Bu kiliseyi buranın belediye başkanı 1908 yılında inşa etmiş. İnşası 1912 yılına kadar sürmüş. Burada da fotoğrafını görüyorsunuz. Daha doğrusu heykelini. Duvara kazımışlar. Şimdi ise kasabanın 116 yaşındaki St. Hubert adındaki bu kilisesine göz atacağız. Bu kilise buradaki diğer yapıların yaşını göz önünde bulundurunca aslında yeni bile sayılır. Kilisenin dış cephesi Gotik Revival mimarisinin tipik özelliklerini taşımaktadır dostlar. Yüksek kulesi ve detaylı taş işçiliği ile bayağı dikkat çekiyor diyebilirim. St. Hubert Kilisesi Clevaux kasabasının dini ve kültürel mirasının önemli bir parçasıdır. Şimdi ise uçan gözle kilisenin dışını görelim. Şu güzelliğe bakar mısınız dostlar? Her yer tertemiz, pırıl pırıl. Doğa ile insanoğlunun uyumu böyle olmalı. Yapıların hepsi birbiriyle uyum içinde. Bu kasabada ilgimi çeken bir şey arkadaşlar, buralarda sürekli bu tarz arabaların olması. Gaz vermeyi de çok seviyorlar. Özellikle motosikletler burada fır fır geçiyorlar. İnanılmaz bir yer.
Buraya kadar gelmişken kilisenin içini göstermezsem olmaz. Sizler de dostlar tarihi bir yere gittiğinizde muhakkak o yerlerin kiliselerinin içine de girin. Bu tarz yerler sizleri tarihin derinliklerine yolculuk etmenizi sağlıyor. St. Hubert Kilisesi mimarisi ve tarihi ile turistlerin ilgisini çeken bir yerdir dostlar. Kiliseyi ziyaret edenler hem dini hem de kültürel bir deneyim yaşarlar. Kilisenin iç mekanındaki vitray pencereler ve süslemeler ziyaretçilere görsel bir şölen sunar. Kilise kasabanın dini hayatının merkezinde yer alır. St. Hubert Kilisesi düzenli olarak dini ayinler, düğünler, vaftisler ve diğer dini törenlere ev sahipliği yapar. Burası yerel halk için önemli bir ibadet ve toplanma yeridir dostlar. Şimdi ise Klavuğu kasabasının tarihi sokaklarından geçip buranın meşhur beyaz savunma kalesine doğru yol alacağız. Kasabanın tarihi dostlar 12. yüzyıla kadar uzanır. 800 yaşından fazla olan bu kasaba adını Latince'de Clara Vallis yani açık vadi anlamına gelen kelimelerden almıştır. Bu isim bölgenin coğrafi özelliklerini yansıtıyor. Kasabanın kuruluşuna dair en eski belgeler 12. yüzyılın ortalarına tarihlenir ve bu dönemde kasaba önemli bir ticaret ve savunma merkezi olmuştur. Derken kaleye de geldik. Bu kale 12. yüzyılda Lüksemburg'un kontu Gerard tarafından inşa edilmiştir. İlk olarak askeri bir savunma yapısı olarak tasarlanmış olan bu kale, stratejik konumu nedeniyle birçok kez saldırılara ve el değiştirmelere maruz kalmıştır. Kalenin içinde dostlar, fotoğraf müzesi ve çeşitli sergiler mevcut. Bu fotoğraf müzesinin içinde 273 fotoğrafçının 503 fotoğrafı sergilenmektedir. Kiramıza her zamanki gibi boylarına postlarına bakmadan ufak köpekler saldırmaya çalışıyor. Uçan gözümüzü yine havalandırıp sizlere bu güzel kaleyi ve kasabayı biraz göstermek istiyorum.
Lüksemburg'un bu ve buna benzer birçok kasaba ve çevresi motorcuların ve bisiklet sürenlerin tercih ettiği popüler yerlerdendir. Bu kasabalarda ilgimizi çeken bir şey var. Kapıları görüyorsunuz. Cemal'in boyu 1.40 civarı. İnanılmaz küçük. Neredeyse bütün evlerin kapıları böyle. Çok enteresan. Eminim buradan da büyük kapılara sahipler diyeceğim. Ama burada da hiçbir şey yok. Sanki burada hobbitler yaşıyormuş gibi. Cüceler. Yani enteresan bir şey. Klavuğu kasabası dostlar, tarih boyunca birçok savaşa ve olaylara tanıklık etmiş bir yerdir. Burası 19. yüzyılda Lüksemburg'un diğer bölgeleri gibi sanayileşmenin etkisiyle modernleşmeye başlamış. Ancak kasabanın tarihi üzerindeki en önemli etki 2. Dünya Savaşı sırasında yaşanmıştır. Kasaba Aralık 1944'te Ardınız taarruzu sırasında büyük bir çatışma merkezi olmuştur. Az önce göstermiş olduğum Beyaz Kale ve kasaba büyük zarar görmüş. Ancak savaş sonrasında restore edilmiş. Sizlere buradan burada yaşayan insanların ufak bahçelerini de göstermek istiyorum. Herkesin kocaman bir bahçesi yok. Küçük ama kullanışlı ve şirin. Bu anıtta dostlar 1798 yılında Lüksemburg'da Fransız devrimi sırasında yaşanan ayaklanmada Fransız devrimcilerine karşı direnen Lüksemburglu köylüleri ve zorunlu askerliğe karşı isyan eden insanları anmak adına 1951 yılında inşa edilmiş. Üzerinde köylü savaşçıların tasvirleri ve tarihi olaylara dair kabartmalar bulunmaktadır. Şimdi ise dostlar kasabanın en tepe noktasına kurulmuş her yerden görülen görkemli yapılarından biri olan manastıra doğru gidiyoruz. Kira'mıza yine her zamanki gibi boyuna posuna bakmadan ufacık bir süs köpeği saldırmaya çalışıyor. Kızımızın bu süs köpeklerinden çekmediği kalmadı. Klavuğu Manastırı dostlar, Benediktin rahipleri tarafından 1909 yılında kurulmuştur. Benediktin tarikatı, Aziz Benediktus'un düzenini takip eden Hristiyanlığın Katolik mezhebine bağlı bir manastır tarikatıdır. Bu tarikatın rahipleri bu yapıların içinde yaşamaktadırlar. Burada sabahın erken saatlerinden geç saatlerine kadar dua edip ilahiler söylerler. Fiziksel çalışma rahiplerin günlük rutinlerinin önemli bir parçasıdır. Tarım, bahçecilik, el sanatları ve kitap ciltleme gibi çeşitli işlerde çalışırlar. Tabi bu işlerin hepsi manastırın içinde ve dışında gerçekleşir. Benediktin rahipleri mütevazi ve sade bir yaşam tarzını benimserler. Lüks ve aşırılıktan kaçınarak ruhsal derinleşmeye odaklanan insanlardır. Benediktin rahipleri dostlar, misafirperverlik ilkesine büyük önem veren insanlardır. Manastırlarına gelen ziyaretçilere kapılarını açarlar, onlara konaklama ve yiyecek sağlarlar. Bu tarikatı dostlar, 480 yılında İtalya'da doğmuş Aziz Benediktus kurmuştur. Bu tarikatın manastırları Avrupa'nın dört bir yanında bulunur ve Hristiyanlık tarihinde önemli yer tutar. Buraya gelmişken uçan gözümüzü gökyüzüne salıp sizlere buranın güzel manzarasını gösterelim.
Bir gezimizin daha sonuna geldik sevgili dostlar. Umarım bu güzelliklerle gözünüzü gönlünüzü hoş edebilmişizdir. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayalım. Kanalımıza abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Bir sonraki videodan haberdar olmak için zil seçeneğine basabilirsiniz. Böylece kanalımıza yüklenen her videodan haberdar olursunuz. Bizlere bu güzel gezimizde eşlik ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Doğanın kucakladığı tarihi kasaba Clavaux Luxembourg'dan sevgiler, saygılar. Thank you.